Arsuz'un birçok mahallesinde yaşanan yol sorunu vatandaşları isyan noktasına getirdi. Nardüzü mahallesi aylardır yapılmayan asfalt nedeniyle tozun getirdiği hastalıkla mücadele etmeye çalıştıklarını belirttiler. Uzun yıllardır Arsuz bölgesinde yaşanan ve yol çalışması sıkıntısı günden güne tepkilerin artmasına neden olurken, Şehit Ali Ertürkmen Caddesi üzerinde yapılması planlanan asfaltın aylardır yapılmaması tepkilere neden oldu. Oynayacak alanımız olmuyor. Sadece şu havuzda oynayabiliyoruz. Ve başka yerimiz olmuyor valla. Bisiklet sürdüğümüzde bisikletlerimizin tekeri patlıyor. Valla hiç süremiyoruz. Tozlar evimize, balkonda çıkamıyoruz. Mahalle sakinleri aylardır tozla birlikte yaşamaktan bıktıklarını belirtmek ve seslerini yetkililere duyurmak için yol kenarına geçerek haber ekibimize yaşadığı sorunları anlattılar. Bu durumda daha önce parkeliydi. Eski Nardüzü Belediyesi'nin yaptığı bir parke vardı burada. Hafif çukurluydu ama idare edebilir durumdaydı ve biz mahalle olarak yani rahatsızlığımız yoktu çünkü toz çıkmıyordu, çamur yoktu, bir şey yoktu. Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları geldi, buradaki parkeleri söküp götürdüler. Asfalt yapacağız diye ama 3 aydır aynı bu şekilde. İlgilenen yok, gelen yok, kaç sefer aradık, konuştuk, ettik, şikayet ettik, gelen yok yani kimse, bakan yok. Kaç sefer videoya çekip kendilerini yatışan şeylerini attık, yok yine ilgilenen yok. Madem ki burayı at dökmeyeceksiniz, niye parkeleri söktünüz biz şimdi? Yani biz bunu anlamıyoruz. Yani niye yaptınız bunu? Mahalleyi, bütün mahalleyi rahatsız ettiniz. Özellikle o koronavirüs zamanındaki o sokağa çıkma yasağında. İçeridesin, hava sıcak. Balkona çıksan toz içindesin. Mahalle sakinleri ise uzun süredir bozuk olan yol daha önce parke taşlarıyla döşenmişti. Ancak Büyükşehir Belediyesi gelip söktü. Daha sonra bir daha uğramadı. Yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz dediler. Dökülmesini istiyoruz ve burada düşüyoruz, ayağımıza bir şey oluyor. Asfalt olursa daha iyi olur. Buradan dolayı misafir ağırlayamıyoruz. Çamaşırlarımızı seremiyoruz. Düşüyoruz bisikletten. Sorunumuz yok. Sürekli belediyeyi arıyoruz. Sulansın diye yollar. Balkonda da oturamıyoruz. Ya geldiler ya gelmediler. Sorunumuz yol, bir de kanalizasyon olduktan sonra tozdan dumandan oturulmuyor. Çamaşırlarımız berbat. Toz yuta yuta. Hem öksürük hem bronşite yakalandı. Belediyeyi arıyorum. Bana diyor ki Cimer'i ara. Cimer'den cevap gelmeyince 444'ü falan arayın diyorlar. Arıyoruz. Sonuç verilmiyor. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımız yine arabalardan dolayı tehlike altında. Bu yolumuzun mümkünse bir an önce yapılması, bir an önce el atılması sorunumuz yok. Asfaltlanması mı? Asfaltlanması. Bu halde üstelik kaldırım istiyoruz. Çocuklar bisiklete yolda binebiliyor. Kaldırım yok, bir şey yok. Yani bu haldeyiz. İçeride cam açamıyoruz, pencere açamıyoruz, tozdan ölürüz, temizlik yapılıyor, gene aynı şey. Yani bu halde hep kaza oluyor. Evet. Burada da arabaların yavaşlaması için. Çocuklarımız bu köşede arabalar hızlı döndüğü için oynayamıyorlar. Çok dikkatli geçirmemiz gerekiyor ve çoğunlukla bu köşede kazalar oluyor. Yani şu an oğlum şurada böyle dönüyor. Başka yere götüremiyoruz. Yani ben bir yıldır burada oturuyorum. Ben yeniyim. Yani komşulardan daha yeniyim. Yazın tozdan geçilmiyor zaten. Yani benim çocuğum rahatsız. Biz pencere falan açamıyoruz evde. Kışın ayrı bir der zaten. Çamurdan yayan da gidemiyoruz bir yere. Yani belediyeye de yazdık. Herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi bize. Yani görmezden mi geliyorlar anlamadık ama inşallah sizin sayenizde de sesimizi duyan olur. Su döktüler sabahleyin, onun için toz çıkmıyor. Aman en kısa zamanda sesimizi duysun. Büyükşehir Belediyesi Lütfi Savaş bir göz atsın, bir el atsın bize. En kısa zamanda bu yıllarımızı yapsın. Dışarıda yemek yemiyoruz, çamaşırlarımızı seremiyoruz.